Daha fazla çalışmayalım babacanlar. Benim dimağım durdu. Zalimin zulmü varsa dik üçgenin hiç açıları var. Of. 360 derece. Bir de üçgenin fotosentezi var. Yok deme. Oğlum fotosentez şeydeydi. Hani böyle hani alıp veriyoruz ya. Oksijen, hidrojen. Ya aşkı o kardeşler yok mu ya? Hani toz ve gaz bulutlarından böyle geliyor, fış fış su oluyordu. Çüş. Bir kere o toz ve gaz bulutları karasal iklimde oluyordu. He, Ankaralı ya. Sen daha Balazkırt Savaşı'nı bilmiyor be ya. Biliyorum. Ulubatlı Hasan bayrağı dikmemiş miydi? Hadi ya. Bastık kerime sorarız. Tabii önceden o bize sormazsa inşallah. Yandım! Ne oluyor be? Yandım oğlum. Babacan ne oluyor? Oğlum bazaları yakacaksın. Vedat oğlum sakin ol. Ne yaptın? Ne oluyor? Gel. Gel buraya. Sakin ol. Gel. Yandım. Nasıl geldim ya? Elveda Bodrum. Elveda muzlar. Kızlar. Elveda sosislerim. Elveda ringolarım. Jetsikim elveda. Ne oluyor oğlum? Ya. Çok da sayıklıyor. Aha bir şey yok domuz gibi. Ne oluyor lan? Vurma aptal olurum zaten askerliğim yandı. Ya ne oldu anlatsana oğlum terlikcan. Ya sayıldım bir kutu eksik ilaç çıktı. Dolaptan kaybolmuş. Benim üzerime zimmetliydi Ne var ya altı üstü ilaç. Ya ne var altı üstü bir kutu ilaç değil mi? Kaybolan yeşil reçeteli bir uyku ilacı. Deli ilacı. Deli. Of. Sen ne anlarsın mutfak robotu? Ne anlarsın? Vah fena olmuş Telix'i kardeşim ya. Metanetli ol babacan. Metanetli ol. Geçer. Derse geç kaldık. Aztek Kerim de bizi yakmasın hadi. Karaklı eseyi Telix'i biraderim. Geçer. Hadi eyvallah. Geçmiş olsun canım. Yo beni böyle bırakıp gitmeyin. Ya arkadaşlar bir kere ekin ne olur. Bismillahirrahmanirrahim. Buraya kadarmış. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Bu gitti. Buraya kadarmış. Yeşil. Yeşil reçeteli. Yeşil reçeteli ilaç. Yeşil reçeteli yok. Yok. Kayıp. Kayıp. Deli ilacı yok. Yok ben de delirdim. Selam. Seyfi. Herhalde bana söyleyecek bir iki lafın vardır. Bak. Dün gece restoranda hayatımı kurtardım. Bunu asla unutmayacağım. Ama... Gerisine karışma lütfen. Ya sen kendini ateşe at. Ben de karışmayayım öyle mi? Kusura bakma benim dostluk anlayışım bu değil. Fatu anlamıyor musun? Çalışmak zorundayım. Anlamıyorum demek ki. Kardeşinin yüzü birazcık gülsün diye her şeyi göze almak nedir? Ben anlamıyorum değil mi? Bak Seyfi. Ya yakalanırsan? Ya askerliğin yanarsa ne olacak? Merak etme. Lokantadan ayrıldım. Başka iş bakacağım. Albaylığa giremez garantisi veren bir iş olsun bari. Tabii az teğmenler, başçavuşlar falan da girmese iyi olur. Bak istersen hepsinin resmini bırak kapıya. Bir de nöbetçi koy. Tamam pes haklısın. Bak artık geceleri kaçmak yok tamam mı? Tamam diyene kadar peşimi bırakmayacaksın değil mi? Tamam söz. Akşamları kaçmayacağım. Sadece çarşı izninde çalışacağım. Anlaştık o zaman. Tamam. Soru 3. 1071'de ne oldu? Ulan yarın bitirme sınavınız var. Siz hala birbirinize bakıyorsunuz. 1071. Ya aradan 1000 yıl geçmiş. E o zaman buralar hep varsaydı be. Arızayı. Kartopu. Şey... 1071'de bir savaş olmuştur etmeni Bastay benim. Kız mevzu yüzündeydi herhalde. Yuh! Hangi savaş çocuğu? Sen söyle Gökhan. Hangi savaş? Vallahi çalıştık. Dilimin ucunda komutanım. Şey miydi ya? Hani böyle şey... Bari baş harfini söyleseniz ben anlarım onu. Ya olmuş bir kere komutanım ya. Atılmış topun davası olmaz ki. Ya öpüşüp barışsınlar işte.
Savaşmasınlar, sevişsinler demiyor mu o? Hippiler, çılgın şeyler. Hayretmiş. 1071 Malazgirt Savaşı. Ahmak herifler. Manyaklar. Bir halt olmaz ulan sizden. Yarın sınavda ne halt edeceksiniz he? He? Abi komutanım. Biz sınav stresinde böyle tutulduk. Yoksa çok çalışıyoruz vallahi. Hadi öyle. Çuvallayacaksınız yarın sınavda biliyorum ben. Alamayacaksınız o diplomayı. Falbayım of. Niye bana emanet ettiniz bu Komutanım. Şimdi öğretmenin vurduğu yerde gül bitermiş ya. Vallahi bizim de gülümüz bitmek üzere. Anlatabiliyor muyum komutanım? Ben alınıyorum artık ama. Bak valla gidip söyleyeceğim alay komutanına. Olmuyor böyle diyeceğim ya. Nerede var pis işler? Bize yaptırıyor. Olur Tosuncuğum. Sırayla dökersiniz bundan sonra çöpleri. Bir gün alay komutanı, bir gün sen. Bir gün alay komutanı, bir gün sen. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz ya? Asıl sen ne yapıyorsun oğlum? Kedi misin sen? Beni görmediniz, duymadınız, bilmiyorsunuz. Tamam mı Tosun? Arkadaşlar, revirden bana zimmette ilaç kayboldu. Hani belki de yanlışlıkla çöpe karışmış dediydim de onu arıyorum. Yahu kardeşim inanmayacaksınız var ya sabahtan beri ben diyeyim 5 sen de 10 tane konteyneri çöpü böyle didik didik didikliyorum ya. Ya şu ilaç belki sorun olmaz o kadar ha. Ya kardeşim sen ne geniş adamsın ya. Abicim yarın eksik rapor alay komutanına gidince o zaman görürsün sen sorunu. Ya ben bittim ya bittim ya. Vah garibim vah pek de geçti terliksi. Hadi arkadaşlar bana müsaade.